Değerli arkadaşlar, tabii Türkiye bir seçime gidiyor. Seçim sürecinde bağımsız ve tarafsız gözlem konusunda, işbirliği de bizim bu noktada önem verdiğimiz hususlardan bir tanesidir. Daha önceden olduğu gibi 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin yurt içinde ve yurt dışında uluslararası standartlarda ve vatandaşlarımız için huzur ve güven içerisinde düzenlenmesine yönelik ilgili kurumlarımızın hazırlıkları tamamlanmış durumdadır. Seçimlerin demokratik, adil ve özgür bir ortamda gerçekleştirilmesi için başta Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı olmak üzere ilgili bütün kurum ve kuruluşlarımız da gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. Ülkedeki seçmen sayısı da düşünüldüğünde seçimlerin uluslararası standartlara ve demokratik ilkelere uygun ve güven içerisinde düzenlenmesi konusunda hem seçmenler hem kurumlar itibarıyla çok ciddi ve köklü bir deneyime sahibiz. Ülkemize davet ettiğimiz seçim gözlemcileri de dahil olmak üzere muhataplarımızla yapıcı işbirliğine de azami özen gösteriyoruz. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler için gözlemci olarak uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na da davette bulunduk. Umuyoruz ki seçim gözlemciliği kuralları titizlikle dikkate alınır ve uygulanır. Bu beklentimizi bütün seçim gözlem heyeti üyeleriyle de paylaşmanızı arzu ederim. Aynı şekilde gözlem faaliyetlerinizle ilgili açıklamalarınızın ve hazırlayacağınız raporun objektif ve yapıcı bir anlayış yansıtması bizim için önemlidir. Sayın Başkan, Sayın Şivabe, ülkemizde gerçekleştirilecek seçimler bağlamında geçtiğimiz günlerde basına verdiğiniz bir demeçte, Türkiye'deki seçimlerin demokratik, adil ve özgür bir ortamda gerçekleşemeyeceği hakkında endişeleriniz bulunduğuna yönelik açıklamalarınızı bir talihsizlik olarak görüyorum. Heyetinizden temel beklentimiz seçim gözlemciliği kurallarının titizlikle uygulanması, objektif bir şekilde, önyargısız bir şekilde uygulanması, başka ülkelerdeki standartların benzerinin burada kabul edilmesi, söz konusu mektupta gözlemci sıfatıyla seçim gözlemine katılacak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi parlamenterlerin adil ve tarafsız olmaları gereği vurgulanarak terör örgütlerini alenen destekleyen kişilerin adil ve tarafsız olabileceğine inanılmadığı belirtilmiş. Bu kapsamda geçici komisyonun üye listesinin terör örgütlerini destekleyen herhangi bir parlamenteri içermemesi beklentimiz dile getirilmişti. Akabinde ise Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Sekreterine iletilen başka bir mektupta bu beklentimiz yinelenerek geçici komisyon içerisinde yer alan iki isme yönelik çekincemiz isimler belirtilerek paylaşılmıştı. Nisan 2017'de anayasa değişikliği halk oylamasını davetimiz üzerine gözlemlemek için gelen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyetinin bir üyesinin Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin de terör örgütleri listesinde yer alan PKK terör örgütünü terör örgütü olarak tanımamak bir kenara dursun, terör örgütü paçavralarıyla boy göstermekten geri durmaması bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur. Bu isme yönelik çekincemiz 2018 yılında gerçekleşen genel seçimler dolayısıyla da dönemin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Delegasyon Başkanı Sayın Akif Çağatay Kılıç tarafından dile getirilmişti. Sayın Ahmet Yıldız'ın bu rahatsızlığımızı ve hassasiyetimizi sizlere bildirmesine karşın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gözlem heyetinde gerekli değişikliğe maalesef o zaman gidilmediğini, şimdi de gidilmediğini görüyoruz. Bu sebeplerle tarafsızlığını yitirmiş ve Türkiye'ye karşı bir husumet içerisinde tavır alan gözlemcilik misyonuna zarar vermiş bu şahsı 14 Mayıs seçimlerinde yine Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gözlem heyeti içerisinde görmenin bizleri rahatsız ettiğini paylaşmak isterim. Bilmenizi isterim ki özellikle de siyasetçilere yönelik şiddete çağrı içeren demokratik hoşgörünün sınırlarının bir hayli ötesine geçen bu tarz eylemlere izin verilmesi, hatta desteklenmesi terör örgütlerini ve yandaşlarını teşvik etmektedir. Uzun yıllardır birçok terör örgütü ile
aynı anda mücadele eden ve ağır kayıplar veren Türkiye. PKK ile mücadelesinde 40 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Tüm terör örgütleri ve tezahürlerine karşı ilkeli bir duruş sergilemektedir. Bu hassasiyetten imtina eden meslektaşlarımıza farklı gerekçelerle müsamaha gösterilmemesi gerektiği düşüncemi de paylaşmak isterim. Tüm bunlara karşı malumunuz Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ile ilişkilerimiz son zamanlarda giderek olumsuz bir atmosfer içerisinden geçmektedir. Öte yandan üzülerek müşahede ediyorum ki bilhassa son yıllarda ülkemize ilişkin hazırlanan raporlar ve yapılan açıklamalar eleştiri sınırlarının ötesine geçmektedir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi denetim süreci de adeta bir tırnak içinde cezalandırma aracı olarak kullanılmaya başlanmış, bir yapıcı araç olmaktan adeta çıkmıştır. I come from Germany, we had some problems with local elections in Berlin.